Bu görüşmelerin kapsamına baktığınızda AKP'nin sansür değil sadece hakların ihlali noktasında özellikle kadına şiddet noktasında başlamıştı bu itirazları. Temellendirdiği nokta o olsa da aslında bu bir sansür müdür değil midir sizden dinleyelim. Direkt cevap vereyim, bu bir sansürdür. Geldi bu yasa teklifi. Bugün saat 16'da Adalet Komisyonu'nda, benim de içinde bulunduğum komisyonda önce görüşülecek. Biliyorsunuz yasa teklifleri önce komisyonlarda görüşülür. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na ulaştırılır. Ondan sonra da genel kurul çoğunluğu söz konusu olur ise onaylama yönünde o yasa teklifi genel kuruldan çıkar. Bu perşembe günü alelacele Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekillerinin açıklamasıyla yasa teklifi Adalet Komisyonu gündemine getirildi. Saat 16'da görüşmeye başlayacağız. Bu net bir sansür yasasıdır. Bu yasayı yalnız tek başına düşünmemek gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son bir ay içerisinde söylediği her sözü, dile getirdiği her türlü ifadeyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alelacele dayatmış olduğu bütün yasaları aslında toplumda erimelerinin karşılığının bir refleksi olarak tarif etmek gerekir. Otoriterliğin artırılması yönünde bir refleks olarak tarif etmek gerekir. Bu yasa bir sansür yasasıdır. Bu yasa aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi ve içerisinde aktif siyaset yapanların geçmişinden utancından kaynaklı olarak geçmişini unutturma isteğine yönelik bir yasadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aktif siyaset yapanlarının geçmişi aslında Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre birçoğunun suç örgütüyle iç içelikle dolu. Yani Fethullah Gülen övgüleriyle dolu, evet. Ve bunlar da aynı zamanda bir kolektif hafızanın içerisinde yerleşmiş vaziyette. Sosyal medyada bu kolektif hafızanın bir parçası. Alelacele getirilen bu yasanın iki temel nedeni var. Adalet ve Kalkınma Partisi artık yasaları getirirken bu erimişlik karşısında almış olduğu tepkilere refleks olarak getiriyor. Anımsarsanız çok kısa geriye dönük olarak anlatacağım. Barolarla alakalı yasa da getirilmeden önce Ankara Barosu Başkanı'nın laiklik ve hukuka endekslenecek hayat konusu üzerine yapmış olduğu bir açıklamayı iyice büyütüp, iyice kriminalize edip oradan bir barolarla alakalı düzenlemeye gitmişti Adalet ve Kalkınma Partisi. Alelacele böyle bir yola gitmişti. Şimdi aynı olay Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan bir süre önce sosyal medya ortamında gençlerle yapmış olduğu buluşmada ağır bir şekilde eleştirilmesi, tepki görmesi, gençler tarafından aslında siyaseten bloke edilmesinin karşılığında hızlı bir şekilde sosyal medya düzenlemesi olarak getiriliyor. Bu düzenlemenin İki temel ayağı var. Evet. Birinci ayağı ağır bir sansür. Türkiye'yi sosyal medya mecralarından uzaklaştırmak ve sosyal ağ sunucusu olarak faaliyet gösteren sosyal medya sunucularının kıskaca alınması ki bu kıskaca alınmayı kabul etmeyeceklerini, marka değerlerine zarar vermeyeceklerini, Türkiye'de bir şekilde temsilci atamayacaklarını ve nihayetinde gerekirse Türkiye'deki faaliyetlerini son bulduracaklarını belirtmelerine ve sonucunun böyle olmasını bilmesine rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu böyle bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmiş durumda. İkincisi, artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarının birebir borazanı haline gelmiş eski merkez medyanın kanalları, yazılı ve görsel basını Türk halkı tarafından takip edilmiyor. Buna karşılık takip edilen kanallar ki sizin kanalınız gibi, Tele1 gibi, KRT gibi, diğer kanallar gibi aynı mahreçte olmamanızla beraber, siyasal farklılığınız olmasıyla beraber özgür yayın yapan diğer kanalların izleyicileri ve diğer basın yayın organlarının takip edicileri çok daha fazla olduğu için ağır para cezalarıyla, kanal karartmalarla, yeri geldiğinde kanalları kapatmaya kadar varacak çağ dışı yöntemlerle beraber Türkiye bir kıskacın altına alınmaya çalışılıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, evet. Bu iktidarın gidici olduğunun göstergesidir. Aslında
halk önünde itibarını kaybetmeye başlamış olan iktidarların önünde iki tane seçenek vardır. Birisi daha demokratik, daha şeffaf, halka kendisini daha doğru anlatabilmek ve kendisini yenileyerek halkın talepleri doğrultusunda demokratik hukuka uygun davranışlar göstermektir. Bu çok az rastlanır ama olması gereken budur. İkincisi de daha totalist, daha otoriter, daha saldırgan, daha fazla halkı kıskaç altına alan, sansüre dayalı, hatta bir evrensel hukuk kurallarından uzaklaşmış ama kendini tarif eden kanunlarla kanun devleti ve polis devleti yapısına dayalı iktidarlar oluşturmaktır. Bu ikinci iktidar oluşturmadan sonra çok uzun süre iktidarda kalamazsınız. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede çok uzun süre iktidarda kalamazsınız. O yüzden bu sansür yasası, barolarla ilgili yasa, güvenlik soruşturması ile ilgili yasa teklifi, bekçi yasası, kanallara verilen cezalar, Türk halkının önüne kadınların gösterisi sırasında bile kendi haklarını tarif etmek, hatta devletin onları koruması gereken alanı tarif etmek için sokağa çıktıkları anda devlet şiddetiyle, dayakla, öfkeyle, nefretle karşılaşmaları aslında bu iktidarın zorbalığının akabinde gidici olduğunun da göstergesidir. Sosyal medya ile ilgili yasa da budur. Ağır para cezalarıyla beraber sosyal medya kuruluşlarının hem marka değeri azaltılıp hem kendilerine yüklenilerek bir alan kapatılmaya çalışılmaktadır. Halkımızın bulunduğu noktadan bakar isek de iyi kötü elimizde bir anayasa var ki biz bu anayasayı beğenmiyoruz. Özgürlüklerin teminatı olma anlamında daha da genişlemesi gerektiğini, hayatımızı kolaylaştırması gerektiğini düşünüyoruz ve yeni bir anayasa yapmayı önümüzdeki dönemde halkımıza taahhüt ediyoruz. Ama buna rağmen bu iyi kötü 12 Eylül cuntasının hazırlanmış olduğu, daha sonra çeşitli değişiklikler göstermiş olan anayasanın 22. maddesindeki haberleşme hürriyetini tamamen yok ederek, hatta 25 ve 26. maddesindeki düşünce özgürlüğü ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü tamamen yok ederek, yine 28. maddesindeki basın özgürlüğünün tarif edildiği basın hürdür, sansür edilemez ibarelerine rağmen bir yol yürümeye çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Anayasaya aykırı, evrensel hukuk kurallarına aykırı, çağın geldiği noktaya aykırı, baskıcı ve her türlü özgürlükleri yok etmeyi göze almış bir yolu yürüyen iktidar, artık başka çarem kalmadı. Ben sizinle karşı karşıyayım. Haklarınıza saldırarak da olsa bu otokrat yapımı devam ettireceğim. Etrafımdaki azınlıkçı iktidarımla beraber sizi bir süre daha sömüreceğim, süründüreceğim. Zaman kazanıyor olsam da bu iktidarı bir süre daha ayakta tutmaya çalışacağım. O yüzden gözüm artık hiçbir şey görmüyor diyor efendim. Sayın Aydoğan, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yapılan bu hamlenin aslında karşılığında Almanya ve Fransa'daki düzenleme de var diyerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor ama Almanya'da da tartışıldığını biliyoruz. Almanya'daki yasayla bir ilişkisi var mıdır? Yani talep edilen şeyin aslında Almanya'daki özgürlükleri kısıtlamak ya da bandın daraltılması noktasında 50 sonrasında 90'a kadar internetin yavaşlatılması bahsediliyor. Buradan baktığımızda Almanya'daki yasayla ne benzerliği var? Efendim, yalancı demek benim üslubuma uygun değil. Yalancının karşılığının ne olduğunu halkımız bilir. Ama benim üslubuma uygun değil. Yalancı demeyeceğim. Sadece olguları ve olayları tayir eden bir ifade şekli söyleyeceğim. Bozan, tayir eden, takiyeci bir ifade şekli söyleyeceğim buna. Bu iktidar barolarla ilgili yasayı getirdiği zaman da grup başkan vekilleri hem komisyonda hem genel kurulda, ki doğrusunu açıklamamıza rağmen yine Almanya örneği vermiştiler. Almanya'da eyaletlerde barolar vardır ama tek barodur. O tek baro örneğini bile, farklı eyaletlerdeki tek baro örneğini, farklı şehirlerdeki tek baro örneğini, çok fazla şehirde tek baro olmasına rağmen çoklu baro diye tarif etmiştiler. Çünkü yaptıklarının aslında dünyada bir karşılığı yok. Tam ilkel, otoriter, baskıcı, tekçi bir iktidarın yaptığı şeyleri
başka modern ülkelerin uygulamalarıyla aklamaya çalışıyorlar. Efendim Almanya'daki yasa neo-nazi akımlara karşı yaptırım getiren bir yasadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 5651 sayılı yasası, yürürlükte olan yasası da bu tarz yayınlara zaten izin vermiyor. Buradaki düzenlemeyle, yani ırkçı, faşist, neo-nazi akımlara karşı sınırlama getiren yasanın hiçbir ilgisi yok. Almanya kendi geçmişini silmek için yasa getirmedi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'na kimlerin yandaş olduğunu sergileyen yayınlara bir engel göremezsiniz. Almanya kendi yaşamış olduğu faşizan dönemin uluslararası mahkemelerde yargılamasını yaşatmış bir ülkedir. Kendi tarihiyle hesaplaşmış bir ülkedir. Bu getirilen yasanın o faşist, o ırkçı, o neo-nazi ayıklanmalarla bir alakası yok. Aksine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rüşvetçi, yolsuzlukçu, Fethullah Gülenci ve daha önce bir şekilde baskıyla cezaevlerine tıkmış oldukları insanlara yönelik İlker Başbuğ dahil olmak üzere, yazar çizerler dahil olmak üzere, Balyoz davası, Ergenekon davası, yapay davalar dahil olmak üzere onlara yönelik olarak vakti zamanında kullanmış oldukları ifadeleri kolektif hafızadan silmek için getirilmiş bir yasadır. İkinci kısmı muhalefeti yok etmeye yönelik bir yasadır. Bu yasayla beraber aslında hukuk muhakemeleri kanununda daha önce yapmış oldukları bir değişikliği şu anda meclisten geçirdiler. Onu da hayata sürdüler. Neydi biliyor musunuz? Anayasanın 141. maddesinde tanımlanmış olan bütün duruşmaların aleni olmasına istisna olarak getiremeyecek oldukları halde bir zümrenin yargılamalarının hakim kararıyla kapalı tutulabileceği şeklinde bir hüküm de geçirdiler. Geçmişlerinden utanıyorlar. Evet. Teslim almış oldukları yargıyla, majestelerinin yargısıyla, geçmişlerini suç ceza mahkemelerinde aklayacak bir takım kararları sahaya sürerek kolektif hafızadan kendilerini kurtarmak istiyorlar. Gelmiş oldukları nokta budur. İkinci ayak artık sosyal medya iktidar muhalifidir tamamıyla. Trollerine yönelik olarak uygulama yapılana kadar bu iktidar ağzını açmamıştır. Dünyadaki sosyal medya ağ sunucuları Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri kanalıyla fonlanan trolleri tespit edip kapattıktan sonra, kendi trollerinin işlevi bittikten sonra Türk halkının düşünce özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğüne, birbiriyle iletişim kurma özgürlüğüne, yeri geldiğinde tepki koymak için birbiriyle fikir alışverişi bulunma özgürlüğüne saldırıyorlar. Korku şudur. Az önce saydığım yasalarla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi yoksullaştırdığı, yolsuzluğu sahaya sürdüğü, her türlü saldırganlığı hayata sürdüğü, eşitliği ortadan kaldırdığı, toplumun %80'inin yoksul ve aç, geri kalan %3-5'lik kısmının da kendisi tarafından fonlandığı, çelişkileri yüksek bir toplumun uyanan kesimlerinin kendisine verecek olduğu refleksin önce baronlarla ilgili yasayla, daha sonra bu yasalarla ayaklarını kırmaya çalışıyor. Asıl olan budur. Açıklamaların tamamı takiyecidir, tahir edicidir. Asla aklı başında insanın itibar etmeyeceği açıklamalardır. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparsa yapsınlar, bu ülkede demokrasiye inananlar bu iktidara sandıkta faturayı keseceklerdir. Evet, Sayın Turan, diğer bir başlığımız da İstanbul Sözleşmesi. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni yine tekrar ederek bir irade beyanıdır. Bu irade beyanının yasalarla korunuyor olması ya da işlevsel hale geliyor olması gerekir. Ve dün değil, ondan önceki gün Pınar Gültekin'i kaybettik. Hunharca bir ölüm şekli yaşadı. Elbette Pınar'ın dışında aynı süre içerisinde, 10 gün içerisinde 5 kadın hayatını kaybetti. 2019'da 400'ün üzerinde kadını kaybettik. OECD rakamlarına baktığımızda dünyada ortalama 22 kadın öldürülürken Türkiye birinci sırada 38'de. Bu noktada size şunu sormak isterim. İstanbul Sözleşmesi ile imzayı atan, iradeyi koyan ki yine mevcut hükümet,
alıp veremediği nedir? Ve bu cinayetler yaşanırken Emine Bulut'u hatırlamak gerekiyor. Çocuğunun önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Yetmez mi bu vahşet? Bu vahşet yasaların daha sertleşmesi ya da masum olanı ya da savunmasız olanı koruması noktasında bir gücü ortaya kanun koyucular koyması gerekmez mi? Yani özetle bu sözleşmeyle ne alıp veremedikleri var? Efendim birçok konu son bir ay içerisinde gündemimize düştü. Az önce söyledim, bu iktidar itibarını yitirdi. Bu iktidar halka rağmen ve halka saldırarak artık bulunduğu yerde kalma yolunu seçti. Kadına yönelik şiddetle alakalı yürümüş oldukları yolda aslında 20 yıldır yarattıkları tablonun bir şekilde ikrarcısı olmalarıdır. Bu iktidar döneminde her yıl artan oranda kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri aslında ciddi anlamda artış gösterdi. Rakamlarla bunlar sabit. Bunu kamuoyu biliyor. Hatta son bir yıl içerisinde önceki yıla oranla çok daha fazla artmış kadın cinayetleri söz konusu. İstanbul Sözleşmesi derken ağzımıza çok yakışıyor ve mutlu oluyoruz. Çünkü Türkiye'de, Türkiye'nin güzide kenti İstanbul'da ve kadınları korumak maksatlı ilk Türkiye'nin imzalamış olduğu bir sözleşmeden bahsediyoruz. Ama bu sözleşmenin adını telaffuz etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hem bu tahrir edicileri, bu sözleşmeyi bozucuları bir şekilde toplumun önünde yargılamak anlamında hem de aslında bu sözleşmenin işlevini doğru tarif etmek anlamında. Bu sözleşmenin adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme evet. Yine Türkiye'nin yargılandığı 2009 yılında yargılandığı bir davadan sonra hayatımıza girmiştir. Türkiye 2009 yılında yargılanıyor. Yargılandığı bir davadan sonra hayatımıza giren bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bu sözleşme İstanbul'da 2011 yılında konuşulup imzalandıktan sonra 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. 2014 yılında da hayatımıza giriyor. Onur vesilesi olacak bir sözleşmeden bahsediyoruz aslında. Bu sözleşme birçok başlık açısından bakıldığında kadını ve çocuğu koruyan bir sözleşme. Başlıkları nelerdir kadına ve çocuğa karşı? Psikolojik şiddet, ısrarla takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadınların sünnet edilmesi, kürtaşa zorlama, zorla kısırlaştırma, taciz ve tecavüz dahil olmak üzere her türlü cinsel şiddete karşı kadını, çocuğu koruyan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bu sözleşmeden dönmeyi gerektirecek ne vardır Türkiye'de? Aksine daha fazla kadınların ve çocukların korunması gereken bir ülkedeyiz. Rakamlar ortada. Çocuk yaşta evlilikler yaşıyoruz. Hatta bundan bir süre önce yine AK Partili milletvekilleri ve bir takım kendinden menkul din adamı olduğunu iddia edenlerin televizyon kanallarında çıkıp 12-13 yaşında çocukların evliliklerinin gerekli olabileceği, uygun olabileceği tartışmaların olduğu aslında ilkelliğe doğru yüzünü çevirmiş bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin çocukları var. Hepimizin kardeşi var. Hepimizin annesi var. Hepimiz bu kadınların sorunlarından sorumluyuz. Aslında bu erkeklerin sorunudur. Öncelikle erkeklerin sahip çıkması gereken bir sorundur. Bunu kadınların üzerine bırakarak sadece kadınların sahiplenmesi gereken bir alan diye tarif etmek utanç vericidir. Bu ülke çok fazla utancın altına imza attı. Bu utancın altına imza atmaması için elimizden geleni yapacağız. Fatma Hanımcığım, kadınlar bu sözleşmeyle ilgili sokağa çıkıyorlar. Anayasadan kaynaklı haklarını kullanıyorlar. Tepkilerini ortaya koyuyorlar. Devletin bu sözleşmeye göre o hakları koruması gerekirken, o kadınların tüm haklarını etkin bir şekilde takip etmesi gerekirken, devletin görevleri tarafından dövülüyorlar ve haklarının kullanılması gerekiyor. Bu iktidara da, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmayı düşünenlere de bu utanç yeter. Yüzlerinin kızarması gerekir. Bulundukları yerde yarın çocuklarının taciz edilebileceğini, tecavüz edilebileceğini düşünmeleri gerekir. Aydoğan. Empati yapmaları gerekir. Bu sözleşmelerden alıp veremedikleri nedir? Bu sözleşmeye baktığımız zaman sözleşme önce kadını ve çocuğu koruyacak önleyici tedbirlerden bahsediyor. Devlet diyor ki toplumsal
cinsiyet eşitliğini bir şekilde hayata geçirecek önlemler al diyor. İkincisi diyor ki böyle bir toplum hemen yaratamayabilirsin. Şiddet köklü bir sorun halindeyse kadınları aktif olacak olarak koruyacak önlemler al diyor. Aile içi ve aile dışı şiddete karşı. Üçüncüsü diyor ki bir kadın aldığın bütün önlemlere rağmen zarar görürse yargıda etkin olarak kovuşturmayı sağla, cezalandırmayı sağla. Dördüncüsü diyor ki sen bütün bunları yapıyorsan bile yetmez. Kadınlara yönelik geleceğe dönük olarak durumu nasıl güçlendireceğini bize açıkla. Seni raporlarla takip edeceğiz. Burada aile düzenini bozan, aileyi ortadan kaldıran, bizim geleneklerimize, göreneklerimize aykırı ne var? Aksine Türk toplumu çoğu yerde geleneksel olarak kadına karşı koruyucudur. Hatta anaerkildir birçok yerde. Mesela ben Karadeniz yöresinde yetiştim. Herkes şöyle düşünür. Karadeniz erkekleri egemendir. Hayatı Karadeniz erkek. Hayır, bizim yöremizde evdeki kadınlar erkeklerin iradelerini belirlerler. Biz anaç bir toplumuz. Saygı duyarız kadınlarımıza. Kadınların 60'lı 70'li yıllarda daha az dövüldüğü, daha az süründürüldüğü ama ekonomik anlamda hepimizin yokluk çektiği dönemlere nazaran Türkiye geliri arttığı iddiasında ağır bir eşitsizlik yaratıyor ve bu eşitsizliği de en çok kadınlar üzerinde uyguluyor ve kadın cinayetlerini artırıyor, kadınlara karşı haksızlık yapıyor. Buna karşı duruşu hayata geçiren bir yasayı da utanmazca hayatımızdan silelim diyorlar. Aksine yapılması gereken şeyler vardır. Aksine kadınları bir şekilde daha fazla korumak için almamız gereken önlemler vardır çocuklarımız ve kadınlarımız için. Bir, çocuk yaşta evlilikleri kesinlikle etkin bir biçimde yasaklamak ve takip etmek zorundayız. Birinci halka buradan kaynaklanıyor. İkincisi, Türkiye yine bu iktidar döneminde yine bir ayıbın altına imza attı. Eğitim sistemimizi 4+4+4 şeklinde çevirdik. Çocuk yaşta evlilikleri özendirecek, kadınların eğitim almasını daha azaltacak bir yola girdik. Zayıf, kalitesiz bir eğitim sistemimiz var. Bunun karşısına 12 yıl kesintisiz eğitimi koyarak hem toplumumuzun eğitim kalitesini yükseltmemiz gerekiyor, hem kadınlarımızı ve çocuklarımızı bu zulümden kurtarmamız gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın. Bir başka sorum olacak. Şurayı bitirebilir miyim efendim? İki alan var, çok önemli, izin verirseniz. Tabii buyurun. Ayrım yapılmaksızın tüm iş yerlerine bu devlet ücretsiz kreşler kurmak zorundadır. Kadınların hayatını zorlaştırmak yerine ücretsiz kreşler kurmak zorundadır. Çocuk istismarına ve kadın emeğinin istismarına karşı kadının evdeki yaratmış olduğu emeği de koruyacak ve nafaka saldırganlığı şeklinde mağdur edilecek alanlardan bu toplumun vazgeçmesi ve kadını koruması gerekiyor efendim. Buyurun. Bir diğer canlılara verilen zararda hayvanlar var elbette. Hayvanlarla ilgili dün iki tane aklımızın alamayacağı kadar kötü, vahşi bir haber önümüze düştü bizim. Ve sosyal medyada belki de görmüşsünüzdür. Biliyorum gündeminiz yoğun, meclisteki çalışmalarınız yoğun ama Volkan Uzun adlı bir cani ortağının köpeğini kendisine emanet bırakıyor. Cenazeye gidiyor ve ardından geldiğinde daha doğrusu o gelmeden önce hayvana tecavüz ediyor ve hayvanın çığlıkları sokakta duyuluyor. Sokakta duyulunca da komşular hemen polisi arıyorlar ve geliyorlar ki hayvan ölmüş. Bunun ardından da serbest bırakılıyor. Bu vahşet, bu dehşet verici durumun ardından şunu sormak istiyorum. Hayvan hakları yasası, etkin bir yasa ne zaman meclisin gündemine gelecek? Efendim, ben kendi bölgemde bu olayları çok yaşadım. Hayvan hakları bildirgesi altında imzası olan bir parlamenterim. Canım çok yanıyor. Bu konuda canım çok yanıyor. Kendi belgemde çok yaşadım, çok gördüm. Çok acil önlem alınması gereken bir alandan bahsediyoruz. Çünkü biz bütün canlılarla bu dünyada anlam taşıyoruz. Ve bu dünya bütün canlılara ait, sadece insanlara ait değil. Onların tamamının teminat altına alınması gerekiyor. Bizim programımızda da var. Hayvan hakları savunucuları uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bu yasaları taşımaya çalışıyorlar. Hepimizle görüşüyorlar.
hepimizle temas halindeler. Bizler de bu yasanın, hayvanları daha fazla koruyacak yasanın gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Ama meclis aritmetiği itibariyle baktığımız zaman aslında sosyal medya ile ilgili düzenlemede yaşamış olduğumuz garabetleri bu konuda da yaşıyoruz. Sosyal medya ile ilgili düzenlemede biz de tabii kişilik haklarına saldırıların sosyal medya üzerinde korunmaması gerektiğini düşünüp oturup birlikte bir yasa hazırlayacağımızı düşünüyorduk. Tüm meclis grupları bir arada birlikte bir kolektif iradeyle yasa hazırlayacağımızı düşünürken pat diye önümüze böyle bir garip yasa geldi. Hayvan hakları konusu da aslında mecliste grubu bulunan bütün partilerin birlikte üzerine gidip birlikte yasa hazırlayabilecekleri bir konudur. Ama maalesef ve maalesef hazımsız, demokrasiden nasibini almamış bir parlamento çoğunluğuyla karşı karşıyayız. Ne insana ne canlıya saygısı olmayan bir parlamento çoğunluğu söz konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı aslında halkta artık hiçbir karşılığı kalmamasına rağmen daha önce sağlamış oldukları milletvekili sayısıyla şu anda bir meclis despotluğu yapıyorlar. Yani istemedikleri hiçbir yasayı ne komisyonların ne meclisin gündemine sokmuyorlar. İstedikleri zaman da bu yasaları tahir edip içine başka maddeler koyarak, torba yasaları yaparak, anlamından uzaklaştırarak hepimizi zora sokacak tekliflerle beraber geliyorlar. Hayvan hakları savunucuları çok haklıdırlar. Hepimiz konunun bilincindeyiz ama önlerindeki engel insana da hayvana da saygısı olmayan bu iktidar ve bu ittifaktır, Cumhur İttifakı'dır. Öncelikle onları tazyik etmeleri gerekir. Öncelikle onları insani alana, hayvanlara saygılı alana çekmeleri gerekir. Biz hazırız. Biz altında imzamız olan bir sözleşmeden bahsediyorsunuz. Zaten bunun korunması ile ilgili her türlü tedbir alacağımıza dair milletvekili olmadan da imza atmış durumdayız. Ve zaten bu acıyı beraber yaşıyoruz. Hayvan hakları savunucularıyla beraber yaşıyoruz. Bu acıyı sokakta yaşıyorum ben. Umarım bir an önce bu insana da hayvana da saygısı sınırlı hale gelmiş olan, alakasız yasaları meclis gündemine getirip gece yarısına kadar meclisi çalıştıran, bu halktan kopmuş, bu canlılardan kopmuş, bu merhametten kopmuş Cumhur İttifakı milletvekilleri akıllarını başlarına toplarlar ve birlikte bir yasa yapma imkanımız olur. Ama şu anda henüz gündeme gelmiş bir şey söz konusu değil efendim. Çok üzgünüm. Teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı Sayın Tuğran Aydoğan. Çalışmalarınızda kolaylık dilerim. Çünkü bugün ve yarın oldukça yoğun geçecek. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Halkımıza tekrar umuda davet ediyorum. Korkmasınlar, çekinmesinler. Bu azınlık iktidarı, bu otokrat iktidar, bu baskıcı yapı, bu tekçi yapı onların kaderi değildir. O kaderi İstanbul'da bozduk, büyük kentlerde bozduk. Çok yakın tarihte sandık koyulduğunda hep beraber bozacağız ve Türkiye güzel günler yaşayacak. Asla korkmasınlar, asla çekinmesinler. Biz varız. Bu ülkenin yürekli evlatları var. Bize güvensinler. Biz halkımıza güveniyoruz. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.